Bu yeni yönetmelikle birlikte özellikle koruyucu sağlık hizmetlerini birinci basamakta daha ön plana çıkarıyoruz. Vatandaşlarımızın hastalığa yakalanmadan önce gerekli tetiklerini, görüntülemelerini yaparaktan daha sağlıklı bir yaşam sürmelerini, yaşlılıkta daha konforlu bir hayat yaşamalarını sağlamış olacağız. Bu yeni yönetmeliğin sonucunda aile hekimlerimiz hem bazı tetikleri daha fazla yapabilecek hem de görüntüleme açısından elleri güçlenmiş olacak. Vatandaşlarımız daha kaliteli sağlık hizmeti almış olacak. Yeni aile hekimliği yönetmeliğiyle birlikte kronik hastalığı olan yaşlı hastalarımız birinci basamak sağlık tesislerinde daha yakın takibe alınmaları söz konusu olacaktır. Vatandaşlarımız hastanelere gitme ihtiyacı duymadan kendi mahallelerindeki aile sağlığı merkezlerinden en iyi şekilde hizmet alma durumu söz konusu olacaktır. Aile hekimlerimiz de ihtiyaç halinde bu kronik hastalığı olan vatandaşlarımızı kendilerine ayrılan MHRS kontenjanıyla birlikte ihtiyaç olan hastaları ikinci basamakta randevularını alaraktan sağlık hizmeti almalarına da yardımcı olma durumları söz konusu olacaktır. Özellikle kış aylarının gelmesiyle birlikte tüm ilimizde viral enfeksiyonlarda artış söz konusu olmuştur. Aile hekimlerimiz bu hastalarımızı yakından değerlendirerekten özellikle viral enfeksiyonlarda antibiyotik yazmama durumu söz konusu olabilir. Vatandaşlarımızın hiçbir şekilde aile hekimlerimizin uygun görmediği endikasyonlarda aile hekimlerine ısrarcı bir şekilde antibiyotik yazmalarını istememeleri gerekmekte. Neden bu önemli? Ne kadar çok antibiyotik kullanırsak özellikle antibiyotiklere karşı direnç söz konusu oluyor ve bu direnç sonucunda gerekli durumlarda dahi antibiyotikler istenen etkiyi oluşturmuyor. Bu da hastaların iyileşmesinde gecikmeye yol açıyor. Tüm vatandaşlarımıza uyarımız, aile hekimlerimiz uygun gördüğü takdirde antibiyotik yazacaklar ve vatandaşlarımız bu konuda hiçbir şekilde ısrarcı olmaması diye özetleyebilirim. Ayrıca yeni yönetmelikte akılcı ilaç politikasına önem verilmekte. Aile hekimlerimiz akılcı ilaç politikasına daha önem vererekten hastalarımızı uygun şekilde değerlendirip gerekli tedavilerini yapacaktır. Tüm vatandaşlarımızın da bu politikaya uygun şekilde aile hekimlerimizle birlikte gerekli tedavilerin düzenlenmesine yardımcı olmalarını temenni ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza daha sağlıklı bir hayat sürme adına koruyucu sağlık hizmetlerinin ön planda olduğu aile sağlığı merkezlerimize bekliyoruz.